Ne yap be Çetin? Ya ne vardı sorumluluk almak için bu kadar acele edecek? Yani bana sormadan... Ya dayı sen de başlama. Biliyorum tamam şirkete zarara soktum. Ben salam tamam mı? Man kafayım ben. Beceriksizim oldu mu? Yine yendin beni. Tamam mı? Yine yendin. Oğlum ne alakası var? Biz seninle yarış halinde miyiz? Sen benim yeğenimsin. Ha. Bu Salim abinin başında bir kadersizlik var ama dur bakalım. Ay bir insanın hiçbir işi rast gitmez mi? Asiye'nin intiharı kader. Hadi Ayşe'nin hastalığı da kader. Ama bir insan pilavcılığı nasıl beceremez ya? Sünepe herif. Öyle deme yazık ya. Bana yazık değil mi? Parasızlıktan maydanozu bile korka korka alıyor. Şükret Pervin. Yine başınızı sokacağınız bir eviniz var. Tencereniz kaynıyor. Bunu bulamayanlar da var. Bana ne onlardan? Benim gözüm benden kötüsünü değil iyisini görüyor. Daha bozuk telefonum bile yaptıramadım. El alem 6 ayda bir yenisini alıyor ya. Kız bunlara taksit yapıyorlar mıdır? Ya yapıyorlardır tabii canım. Millet de o kadar nakit ne gezer. Ha Pervin Allah aşkına bak sakın. Daha pilav arabasının içinde borcu da varmış. Hep Salim mi borç açacak? Biraz da ben açayım. Sağ ol tatlım. Ellerine sağlık. Güle güle kullan. Patronun nasıl? Hı? İnsan gibi davranıyor mu sana? Maaşını falan zamanında yatırıyor mu? E işte. Sakın ezdirme kendini. Hakkını da bırakma bunlara. Al. Bu manikür için. Bu da senin. Sağ ol. Asiye. Biliyordum kız beni arayacağını. Babamın hayatını kurtarmışsın. Dağıtmışlar yüzüne. Salim amcaya canım feda. Senin babam bundan sonra benim de babam. He? Niye burada buluştuk biz? Burada çalışıyorum ben. İş çıkışına çağırdım işte seni. Burada mı çalışıyorsun? Ha. Bana bak sana güvendiğim için söyledim ha. Sakın gidip bizimkilere söyleme. Kız sen benim deniyorsun ya. Zaten söyleyecek olsam şimdiye kadar söylerdim. Delikanlı adamız kızım biz. Sana bir söz verdim ise bu sır ölene kadar saklanacak. Artistlik yapmalı. Gül kız işte böyle. Sen gülünce içimde çiçekler açıyor benim. Üşüdüm ben. Şurada bir çay ocağı var. Hadi oraya gidelim.